Bilinçli farkındalık atölyemizin son gününü muhteşem bir koruda gerçekleştirdik. Şimdi biraz böyle gözlerim kaymış gibi olabilir. Çünkü 20'şer dakikalık iki tane meditasyon yaptık. Biri şefkat meditasyonu. Diğeri ne meditasyonuydu hocam? Bilinçli farkındalık meditasyonu. Gerçekten yani anda yani 5 gün haftada bir gün olmak üzere 5 gün toplandık. Böyle 2 saat 2,5 saat sürdü ve ben çok uzun zamandır anda yaşayan farkındalığı olan biri olarak ben de bundan çok faydalandım. Özellikle yeme meditasyonunda, yeme farkındalığında. Bir üzüm yedik. O üzümün tadı, kokusu, rengi, yani o kadar ağır yedik ki yemeği doğal olarak zaten böyle yememiz gerekiyor. O yemek nasıl ekildi, nasıl biçildi, kimler onunla ilgilendi ve bizim soframıza getirdi. Ben bunları anlatan biri olarak ama her zaman yapamıyorum açıkçası. Özellikle yemek konusunda çok iyi geldi ve gerçekten hep birlikte olmakta hepimiz birbirimizin deneyimlerinden de faydalandık. Çünkü her yaptığımız şeyin sonunda konuşuyoruz. Herkes ne hissettiğini, ne algıladığını, duygularını paylaşıyor. Bu hepimize çok iyi geldi. Bana da çok iyi geldi. Herkesin mutlaka böyle bir atölyeye katılmasını çok isterim. İnsana çok şey kazandırıyor. Çok böyle hoşuz yani. Hele doğada olmak iyice güzel. Ben öncelikle Sinan hocamıza ve Azize hocamıza çok teşekkür etmekle başlayayım. Çok katkıları oldu. Aslında buradaki herkesin bana çok katkısı oldu. Bu eğitimlerden öncelikle benim aldığım herkesin biricik olduğu ve gerçekten fıtrata dönük yaşandığı zaman insanın mutlu ve huzurlu olmamasının mümkün olmadığı ve şükür sebebi olacak ne kadar çok şey varmış hayatımızda, bunu öğrendim. Çok çok teşekkür ediyorum herkese. Merhaba, Banu Bostancı ben, klinik psikoloğum. Bu eğitimin 5 haftasının sadece 3'üne katılabildim fakat oldukça yararlandım. Bugün özellikle doğada yaptığımız meditasyonlar benim hayatımda bir dönüm noktası oldu diyebilirim. İlk kez beynimi hissettim. Yani onun içinde ve çevresinde olmak çok güzeldi. Yan ayak toprakta yürüdüm. Bu da benim için bir ilkti. Onu bedenimde hissetmek çok değişik bir deneyimdi. Farkındalığımın bu eğitimle birlikte çok daha fazla arttığını hissediyorum. Azize Hoca'ya, Sinan Hoca'ya, herkese çok teşekkürler. Grup arkadaşlarımı da tanımak büyük bir keyifti. Merhaba, Esra Arıkan, bankacıyım. Bu 5 hafta için açık beyine çok teşekkür ediyorum. Azize hocama çok teşekkür ediyorum. Sinan Canan'a öncülük yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Beklediğimden daha fazlasını buldum. Çok mutlu oldum ve çok değişik şeyler öğrendim. Ve hepsi pratikte uygulayabileceğim şeylerdi, öğrendiğim şeyler. Çok keyif aldım, çok isteyerek geldim. Aklımda kalan şeyler çabasız çaba. Buna hep dikkat edeceğim bundan sonra. 5 dakika bu farkındalık meditasyonuyla başladık ilk başlarda, ilk hafta. Çok zorlanıyordum, durduğum yerde duramıyordum. Ama şimdi bugün yarım saatte tamamladık meditasyonumuzu ve hiç zorlanmadan yaptım. Ve hayatıma katacağım, bundan eminim. Beni sakinleştirdi, dinginleştirdi.
Bir takım zorlu dönemlerden geçiyorum şu anda ama bana gerçekten çok iyi geldi. Bilmiyorum palaso ne etkisiydi hocam? Plasebo. Plasebo etkisi midir ama? Sanmıyorum çünkü uzun bir zaman oldu. 5 hafta hakikaten uzun bir zaman. Tamamıyla başta bize içerikte bahsedilen şeyler gerçekleşti, anlatıldı, öğretildi. Mutlu olduk. Buradaki insanları tanımaktan da çok mutlu oldum. Doğada olmaktan da çok mutlu oldum. Her şey çok güzeldi. Her şey için çok çok teşekkür ederim hepinize. Merhaba, Şebnem ben. Bu eğitime gelme sebebim şimdiye kadar hep okuyup dinleyip hayatıma bir türlü getiremediğim öğretileri alışkanlığa dönüştürebilme yeteneğini kazanabileceğimi düşündüm. İlk eğitim çağrısında bunu hissettim. Yanılmamışım gerçekten hayatıma katabilmek benim için en önemli şeydi ve şu anda onu yapabiliyorum. En azından neyi neden yaptığımı sorgular durumdayım. Yani hiç düşünmeden otomatik olarak verdiğim tepkileri şu anda bu tepkiyi verdim. Hangi duyguyla bu tepkiyi verdim? Bu duygunun altında yatan nedir ve nasıl dönüştürebilirimin peşindeyim. Sanırım bundan sonraki aşamalarda da bu sorunun cevabını rahatlıkla bulabileceğim bu eğitim sayesinde. Aziz Hoca'ya da, Sinan Hoca'ya da ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bu eğitimlerin devamını bekliyorum. Hevesle katılacağım. Teşekkürler. Merhabalar, Emine ben. Burada olmak çok keyifliydi. Hep duyduğum, bildiğim meditasyonu hayata geçirecek gerçekten ipuçları yakalamak, kılavuzlu meditasyonlar yapmak, birlikte motive olmak bana çok iyi geldi. Gün içinde hayatıma geçirdiğimi de fark ettim. Bu da çok iyi geldi. Sinan Hoca'ya, Aziz Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Sizi hepinizi çok seviyorum. Güzel bir gün. Biraz hüzünlüyüm. Çünkü son gün, 5 hafta çabuk geçti. Katılımcılar gerçekten beni çok mutlu etti. Çok güzel bir enerji yakaladık beraber. Doğada bitirmek güzel bir fikirdi bence. Güzel bir kapanış oldu. İçim çok rahat. Toprakta da yürüdük en son. Doğayla başka oluyor çünkü bazı pratikleri hem stüdyonun içinde yapmak sonra da dışarıda yapmak arasında fark var. Bu tip pratikler için doğal ortam biraz daha iyi oluyor. O yüzden çok içim rahat. Kapanışta böyle olması çok iyi oldu.